Yani 7 yıl önce olmalı. Özgür Gündem gazetesi kapatılmak istendi ki o sürece sokuldu aslında. Biz bir grup arkadaş, 13 civarında arkadaş gelen çağrı üzerine her birimiz her gün, yani her bir gün bir gün yayın yönetmenliği yapma kararı aldık ve onu uygulamaya koyduk. Bu sürdü ve o süre sürerken arkadaşlarımızla bir nokta geldi, ceza aldılar. Yani tamamen hemen hemen birbirine yakın cezalar aldılar. Ve aradan 7 yıl geçtikten sonra bugün önüme bu ceza kondu. Ve gerekçeleri de sadece ve sadece yayın yönetmenliği, sadece ve sadece Özgür Gündem'in kapatılmaması ve Özgür Gündem'de insanların fikirlerini özgürce bir şekilde yer alması. Bütün amaç bu. Bir suç övgüsü yok, bir şiddet övgüsü yok. Tamamen demokratik, legal, herkesin hemen hemen dinleyebileceği, dinlediğinden rahatsız olmayacağı bir görüşler dillendirildi ve bu görüşlerden dolayı cezalandırılmak ve bu görüşlerinden dolayı da bir süre daha özgürlüğüne mahrum edilmek isteniyorum. Gazetecileri olur olmaz gözaltına alıyorlar. Tutuklamaları alabildiğine artmış. Cumartesi annelerine dönük saldırılar söz konusu. Anlaşılan o ki seçim değişiklikten sonra iktidar biraz şey yapmayacak, sanıldığı gibi ortamı yumuşatma yerine bir gözaltına almalar. Bunun yaygınlaşması, baskı altında tutmalar, insanların fikirlerini özgürce söyleyememelerinin koşullarını yaratmak ve bir sessizlik, bir suskunluk bu sürece hakim kılmaya çalışıyor. Ve muhalefet dağınık ve bundan da yararlanmak istiyorlar. Muhalefete düşen görev bir an evvel bu dağınıklığı gidermek, ne yapıp yapıp birleşmek, bu sessizliğe karşı bir tutum ve bir tavır geliştirmek ve sessizliğin derinleşmesini koşullarını engellemek. Yaşayacağız bunları, engelleyemezler. Özgürlük düşüncesini, özgür gündemi, farklılıkların kendini ifade etmesini, Kürtlerin görüşlerinin kendi gazetelerinde yer almasını engelleyemeyecekler. Bütün farklıların görüşlerinde yer almasını ve topluma mal olmasını engelleyemeyecekler. Gün gelecek bu ülkeye demokrasi hakim olacak, özgürlük hakim olacak. Hep beraber o güzel günleri de halay çekeceğiz. Baskıya karşı direniş en meşru haktır. Peki,